Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar, men cennetke ahirge bolup kiradigan adam da öyleman. Cehennemden ahirge bolup çıkıp cennetke hem ahirge kiradigan bandanı bileman. Bu kişi ahirge bolup çıktı. Küydü, azablandı. Allah biladı 100 yıl durdu mu, 1000 yıl durdu mu, 10 yıl durdu mu çıktı. Ottan kaçıp girerken o pırk yeterdi. Kaçıp baladı. Bir yetmeydi. Yani azgini yürgenlikken ot gelip yana uğradı. Peygamberimiz iki ayakı beri yaptı buradalar. Haliki adam ottan bir nefes sakaladı da çıkıp aladı. Ahiriki çıkarken adam cehennemden. Kalbi de zerreci imanı var adam cennete kiradı buradalar. Amalları köprüge için, günah amalları köprüge için dozakta köy edilirken bir gün çıkardı. Bana şu ahiriki adam, ahiriki adam cehennemden çıkıp geri yaptı. Ondan ki hiç kim çıkmıyordu. Ot yetmeydi ki ama sofaki barba kendinden ki. Senden beni kurtarırken Allah Azze ve Celle büyük deydi. Ve dünyadaki en katta nimet egesi ekenliğini hız kılıp oturadı. Çünkü kurtuldu da ottan buradalar. Halbuki otta köyüp azablanıyor durdu da 1020, 520 çıkıp durup senden kurtarırken Allah her nasadan her kendi ayıptan pak de razı olup oturadı. Çünkü çıktı da. Halbuki şuna da denemedi bunca. Lakin azaptan kurtuldu. Buradalar işi yürüşmeyken bulsa zaten o tanesi var o. Polis köp bulmasa zaten o kaziz yok o. Köreğin siz turgen halatı izi neymetle yine. Şimdi Allah doğalı şu bandasını erkeletir. Cennet daraklardan bulgen bir darakla közü diye tadıgen masrafı kürsatı koyarken. Bende razı turgen halatı da. Bende başka nasıl soramayım ben deken. Lekin Allah doğalı erkeletir kürsatı koyarken. Şimdi bende darakçı kararken, özünü halıya kararken, ey Rabbim derken, şu darakçı yakın kıyken beni. Allah'a derken, ey adam bolası, eğer onu bilirsen, yine ziyade kıldı sorar ki insan? Ya parvalı yok, şu darakçı verseyim bu oldu, kaydı şunası soramayım ben derken. Allah'a kerim zor, ne demek ki körsattı? Bir iş için körsattı, birerken. Haliki bende, darakta altı geke yanıdan ki onu soyasıdan, meyvesiden, hididen, hararatıdan huzur alıp en katta nimet menge belirli de oturarken. Çünkü yolda körmedi ondan zorluğunu. Biz, bizden zorluğun nimet agarlı olanı köremiz, özümüzü nimeti körmeyemiz. Bu şimdi bir halatı durgen payette Allah da ola nandırağıda, onların çırağıyla olarak yine körsatı koyardı. Halbuki ben de kaydı soramayımın da vaadı vergen. Lekin ben de o. Aciz o, zayıf o. Allah'ını mı kürsattı? Bir iş için kürsattı. Darak yakalarken, özünü halat yakalarken, ahırı çıdamazdan, parvardı gör. Ana şu darak diyen bir evdir. Ey adam bolası, ahır soramayımın da onun yok. Bir ağır parvardı gör derken. Eğer onu versem, bundan hem ziyadana sorar mı ki insan? Parvardı gör başka soramayımın da olur. Ondan hem katları darakta ayda durup da şimdi bu ondan hem zor. Şimdi zor oldu deyip dursa Allah da Allah cennetke yakın, cennetin darazası yakın bu gene bir de darakını görsatardı. Şakir koymuşsun da ona cennetke test etsin. Bana köylüler de şöyle oturuyor adamlar her kıl halatlarımız. İçtimai, iktisadi halatımız her kıl. Lekin cennet hakkında yapılırsa, ahiret hakkında yapılırsa, kalplerimiz bir kıl huzur olur. Ne bana alamadı? Siz bilen bizdeki iman da alamadı. Şimdi hiç neyse tahsiline oturursun mu? Kılın. Bu beni ayrı olmaz. Eğer sizce tahsil kılmayken bu size muammayız. Çünkü başkalarına tahsil kılıyor. Halbuki ben de parvadigarıdan şu darak diyen soruyordu. Allah da Allah bir yere alır. Bir yere alır. Şimdi hiç neyse soramayım ben de oturken de Allah da Allah cennetini kızıl altından bugün darvazasını açıp koyar. Darakını taydı oturup mazakliyatı oldu. Allah da Allah şimdi cennetini kürsatı koydu. Cennetteki kasırlar, hizmetkarlar, bağlar, kuşlar, sular, şaraplar bunu görgenden ki ben de sabır kılamaydı. Yani hakar vatanımız Allah Azze ve Celle demek ki kürsatı yaptı bunu. Sureler benden de yaptı Allah Teala. Vakar Rabbukum ud'uni astecib lekum de yaptı. Dua kılıyorlar, icabat kılaman de yaptı. Rabbim beni cennete kirgiz deyip.
Ve adam bolasın. Allah da olur. Nima qilsan rozi bo'lasan, nima qilsan xursand bo'lasan, jannatga kirsang bo'ldi deydi. Kirdi. Deganda banda xijolat bo'lib, Parvardigor, joy qoldimikin menga deydi. Chunki kim oxirgi bo'lib kelyapti bu? Oxirgi bo'lib kelyapti. Shunda Alloh taolo ajib bir nido qiladi, agar senga dunyochalik jannatni bersam, rozimisan? Yana tushunchani qo'shib bersam, mana shu dunyo hayotimizdagi ikki barobar keladigan, yer shariga ikki barobar keladigan jannatni bersam, rozi bo'lasanmi dedi. Dunyodagi qaysi podshohning mulki yer yuziga teng? Bo'lganmi bu narsa? Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Endi bu kimga berilyapti bunchalik ne'mat? Oxirgi odamga berilyapti. Oxirgi odamga berilyapti. Allohning karamini ko'ring birodarlar. Shunda senga shu dunyoni chalik va shunga qo'shimchani bir jannatni bersam rozimisan deganda Parvardigor meni masxara qilyapsanmi der ekan. Deb turib Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kuldi. Kulib turib nimaga kulayotganimni so'ramaysizmi? Nimaga kulyapsiz deyishdi. Rasululloh kuldi dedi. Rasululloh nima uchun kulganini so'ramaysizmi dedi. Ha Rasululloh nimaga kuldi dedi. Boyaga Parvardigor meni masxara qilyapsanmi deganda Alloh taolo kuldi dedi. Bu eng oxirgi bandasiga Alloh taolo eng oxirgi jannatga kirayotgan bandasiga shuncha marhamat qilyapti. Ettiroq kirganlarga nima bor ekan? Alloh taolo unga falonchi ne'matni beringlar dedi. Banda roziman dedi. Alloh taolo yana shuncha beringlar dedi. Banda roziman dedi. Yana shuncha beringlar roziman 4 marta aytadi. İki madde emas, 4 madde aytadi. Alloh taolo aytadi. Yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik ziyoda qilinglar deydi. Nechta bo'ldi? Bu dunyoga 10 barobar keladigan jannat beriladi. Kimga? Oxirga kirgan bandaga. Sahobalar buni eshitdir, yo Rasululloh, bu oxirga kirilgan odamga shuncha berilsa, sal yuqoriroq manzilatdagilarga nima beriladi? Deganida payg'ambarimiz aytdilar, uni hali ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan insonni aqli bovar qilmaydigan ne'matlar. Kirar ekan bu davomi bor. Kirib hura ayinlardan ikkitasi uni oldiga keladi. U kufr aytadi. Seni bizlarga va bizni senga yaratgan Allohga hamd sano bo'lsin deydi. U kishi aytadi. Menga hech kimga berilmagan xotin muhtanar ekan. Menga hech kimga berilmagan ne'mat berildi deb turib, ayollarning oldida maqtanar ekan. Menda dunyoga 10 barobar keladigan jannat bor der ekan. Birodarlar, bir otani Alloh taolo jannatdagi manzilatini ko'tarar ekan. Qiyomat kuni tilla tosh kiygizar ekan. Nurdan bo'lgan libos kiygizar ekanki, Parvardigor, meni bunchalik avval yo'g'di-yu, qayoqdan keldi bu narsa? Farzandingga Qur'on o'qishlikka sharoit qilib berganing uchun va farzandiga Qur'onni ta'lim olib, unga amal qilganligi uchun. Ko'raylik farzandlarimizga nimani ta'lim beryapmiz, nimani o'rganishlikka ularga bir sharoit yaratib beryapmiz. Nimani deb odamlar bir-birini itmishi bo'libdi birodarlar. 5%, 3%, 10% foydali odamlar umrini o'tkazyapti. So'raylik o'zimizdan. Mana shu jannatga biz oshamizmi yo'qmi? Mana shu jannatga kirishda umidimiz bormi yo'qmi? Birodarlar, muborak Ramazon kechalarida o'tirib biz boshqa oilada qilingandan 70 barobar ajr ko'p bo'ladi bu oyda qilingan amallarda. Qadriga yetaylik. Qadriga yetaylik. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.